Bekliyorum sizi. Mustafa Bey, sanat izleyicilerinin, özellikle amatör olanların en çok merak ettiği konulardan biri de sanatçıların atölyelerindeki üretim süreci. Bir esere çalışmaya başlamadan önce neler yaparsınız? Eser üzerinde çalışırken nasıl bir ortam olsun istersiniz? Tuvalin ya da kağıdın karşısına geçtiğinizde nasıl bir iletişim içinde oluyorsunuz? Yüzey ve malzeme ile. İlham pirlerinizle sohbet eder misiniz? Şimdi farklı dönemlerde farklı işler yapmayı seven bir sanatçı olarak konuşuyorum bütün bunları. Hatta dün kızım dedi ki baba bana yağlı boya öğretir misin dedi. Yağlı boya dedim tabii ki öğretirim ama yağlı boya tekniği diye bir teknik yok dedim yani. Bu dedim sadece bir yardımcı malzeme var, yağlı boya var elinde. Bu enstrümanı sen istediğin gibi kullanabilirsin. Yani bunu kullandıkça, değiştirdikçe, farklılaştırdıkça sen kendi malzemeyi tanımlayacaksın yeniden. Ben de malzemeler ve materyalleri sürekli kendimle sürekli tanımlayan, bu tanımları değiştiren, farklı farklı onlara tanımlar koymaktan hoşlanan bir yaratıcıyım ya da sanatçıyım. Onun için dönem dönem yaptığım işlerdeki teknikler çok değişiyor. Size ancak bu dönemle ilgili yaptığım işlerle, şu an yaptığım işle ilgili bir örnek verebilirim. Burada yağlı boyayı çok ince kullanıyorum. Çok inceltiyorum onu yağ ve yardımcı malzemeyle. Ve çok kaygan bir yüzey yaratıyorum altında figürün olduğu bölgeyi. Ve o bölgeyi ten gibi boyamak istiyorum. Ten ruhuna ulaştırmaya çalışıyorum boyayla. Yani bu yaptığım teknikte birkaç hamleden oluşuyor. Yani layer layer çalışıyorum bu resmi. Öncesinde en arkadaki background dediğim zemini farklı malzemelerle çalışabiliyorum. Bazen akrilik, bazen yağlı boya. Farklı şeyler olabiliyor şu gördüğünüz background. Sonra üzerinde onu plak haline getirecek, yani kaymak gibi bir yüzey oluşturacak bir boya kullanıyorum. O boyanın üstüne de tekrardan kurduktan sonra tabii bu. Üçüncü seans tekrar yağlı boyayla ona hacim kazandırmaya çalışıyorum. Şimdi boyayı yağla incelttim ve kendim bazen yaptığım böyle raklelerim var, değişik malzemelerim var. Bazen hazır alıyorum, bazen kendim yapıyorum. Aslında çoğu malzemeyi de kendim üretiyorum. Mesela bunlar benim kendi ürettiğim rakleler. Yani bunlar boya üreten silikondan yaptığım şeyler. Bunlar benim için çok yarıyor. Bunlarla görebiliyor değil mi şey kamerada? Evet, evet. Sağa bakın. Bazen de böyle düşüyor. Abi çok normal. Oradan bir şey yaratmaya çalışıyorum burada. Bu kadar hoş bir yüzey oluştu. Hepsi, bütün rakleler farklı bir şey yaratıyor. Duygu yaratıyor. Aslında ilk günden beri dokuyu seviyorum. Resimde tekstür hoşuma giden bir şey. Fakat eskiden daha tekstür yaparken boyanın yoğunluğundan kaynaklanan bir tekstür yapardım. Şu anki tekstür yapım biraz daha boyanın ince yapısıyla ilgili. Peki duygu olarak nasıl bir şey tuvalin karşısında olmak? Ya böyle ilham perilerinizle sohbet ediyor musunuz? Yoksa farklı bir şekilde şimdi mi? İlham perisi dediğiniz şey aslında sizin kendi işinizi devam etmek, heyecanınızı devam etmek için etkilendiğiniz bir sürü şey, tetiklenen bir sürü şey önemli burada diye düşünüyorum. Yani seyrettiğiniz filmler, okuduğunuz kitaplar, kendinizi doldurma biçiminiz, hayatta içinize aldığınız o kültürel bütün hikaye, bütün bunlar sonuçta sizin çalışma motivasyonunuzu artıran şeyler. Yani bir tabii ki bu bunlarla olacak bir şey değil. Devamlı ve sürekli olarak çalışmayı seviyorum. Yani düzenli olarak çalışmak önemli bir şey. Yani sürdürülebilir bir çalışma tarzı. Yani benim mesela en fazla 3 aydır, 4 aydır hiç boyaya bulaşmadım. Ama arada desen çizerim, başka bir şey yaparım mutlaka. Benim için önemlidir. Chuck Close der ki profesyonel sanatçının ilhama ihtiyacı yoktur.
Yani bizim ilhama ihtiyacımız yok o anlamda. Yani bir ilham gelsin yapayım. Bir duygu yakalamaya çalışırım ben. O da ruhtur. Yani bazen kendinizi boşlukta hissedersiniz. Bazen ayaklarınız yere basıyor hissedersiniz. Yani o gün başladığı zaman kendinizi olaylarla ilgili olabilir, duygularla ilgili olabilir, hissedişinizle, rüya gördüğünüz rüya ile ilgili olabilir. Ne bileyim ben, hani başka bir sürü şey sizi tetikleyebilir. O duygudan öte duyarlılığa yakalamak için, bazen konsantre olmak için, mesela uzun zamandır burada Storytel'den hikayeler, romanlar dinliyorum. Dinleyerek çalışıyorum. Çünkü o beni yoğunlaştırıyor. Çalışırken benim daha derinde olmamı, daha insanı anlamamı, daha duyguları anlamamı, hissetmemi sağlıyor. Ve aslında bu çokça yaptığım bir yöntem. Çalışırken en basic, temel bir yöntemden bir tanesi bu. Bazı sanatçılar biraz alkol alır, kimisi çok açık sesle müzik dinler. Bu hep konsantrasyon meselesi aslında. Benim de çalışırken konsantre mesela, bütün aklı dışarıda bırakmak. Yani bilgiyi dışarıda bırakmak. Gördüklerimi, öğrendiklerimi dışarıda bırakmak. Artık sadece karşıdaki tuvale hemhal olmak. Onunla beraber karşı karşıya durma halini yakalamak. Onu yakalamak için de beynimi dağıtacak, kafamı dağıtacak, beni alıp götürecek. Bazen çok enteresan bir film de açabilirim. O film beni götürür. Bazen bir işte dediğim gibi Storytel'den bir Bora Murakami dinliyorum. Murakami olabilir, başka bir şey olabilir. O hikayeler beni yoğunlaştırıyor bir şekilde. Süper. Çok teşekkür ederiz. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Hı-hı. Sizi tanımak isteyen genç sanatçılar için ben bu soruyu soruyorum. Tabii bütün sanat camiası sizin özgeçmişinizi biliyor ama ailenizin desteğini alarak sanata başlamışsınız. Babanızın büyük desteğini görmüşsünüz. Hı-hı. Ressam sanatçı olduğunuz için hiç pişman oldunuz mu? Ama yaptığım işi çok seviyorum. Bu anlamda pişman olmadım. Yani bu işi hatırlıyorum. İlk başladığım zamanki mottom şuydu kendime. Yani ben bu işten ömür boyu para kazanmasam da bu iş bana hiç para kazandırmasa da ben bu işi hep yapacağım, yapmak istiyorum. Çünkü bu benim bir seslenişim ve ifade biçimim. Yani bu benim için hayatta var olma sebebim açıkçası. Bunun parayla falan bir ilgisi yok yani. Bunun kariyerle falan da bir ilgisi yok. Bu diğerleri, evet, bazen kariyeri düşünmek canımı sıkıyor. Yani bazen piyasayı düşünmek canımı sıkıyor. Buradaki yalnızlık ve insan olma halinin çok dışında başka bir şeyle karşı karşıya olduğum zaman canım sıkılıyor ama hiçbir zaman keşke yapmasaydım demiyorum. Yani şunu diyebilirim belki. Gene sergiler yapsaydım ama hiçbir şekilde satmak ya da piyasada olmak gibi bir derdim olmasaydı. Yani parayla ilgili hiçbir sıkıntım olmasaydı belki diyebilirim. Bu ama şu da değil yani. Hayatı gerçek olarak o da başka bir motivasyon olabilir. Yani siz kendinize para kazanacağım ben bu işten işte da deyip motive edebilirsiniz kendinizi. Ama bu yaptığınızın gerçekliğini değiştirmez. Yani Velázquez'in papayı yapması gibi, Velázquez papayı sipariş olarak yaptı. Yani bu resmin kötü olduğu anlamına gelmez. Ya da sizin bir sipariş yapmanız ya da para için bir şey yapmış olmanız bile bugün atıyorum resmin sonucunu değiştirmez. İyi ya da kötü bir resim olabilir o. Resim kendi sonucunu belirleyen bir şey. Kendi duygusunu, kendi ruhunu belirleyen bir şey. Oradaki kararı resim verir. Ve siz istediğiniz gibi ben dünyaya çok önemli bir söz söyleyeceğim dediğiniz resim belki berbat bir şey olabilir. Bugün için söylemiyorum. Ama karşılığında para aldığınız ya da zorla yaptığınız ya da baskı altında yaptığınız bir resim belki inanılmaz olabilir. Bunun bir şeyi yok yani, karşılığı yok. Tamam. Ağırlıklı olarak figüratif resim yapsanız da siz çok yönlü bir sanatçısınız. Heykel, baskı resim, video, fotoğraf, kitap illüstrasyonları. Sanat kariyerinizde çok önemli bir yere sahip. Bu çok yönlülük nasıl gelişti? Bunun arkasında yatan nasıl bir hayat bakışı? Şimdi aslında grafik eğitimi aldım. Evet, grafik ve baskı resim. Evet, grafik eğitimi almamın sebebi şuydu. Ben İzmir'den geldim buraya ve dediler ki İstanbul'da yaşayabilmek için para kazanman şart. Hani burada resim yaparak
Eski mantık da zaten buydu. Yani ressamın aç olması, ressamın para kazanmaması gerçeği vardı her zaman. Bu gerçek üzerinden beni bu şekilde bilgilendirdiler. Dediler ki grafik okursan hiç olmazsa para kazanırsın, resmini de yaparsın dediler. Benim gönlüm hep bir resim yapmaktan yanaydı ama grafiği de çok seviyordum. Bu arada çünkü lise yıllarımda tabelacılık yaptım, yazıyı seviyordum filan. Tipografiyle aram çok iyiydi ki hala çok severim. Grafik bölümüne girdim ben. Grafik baktım sadece yazı da değil yani. İllüstrasyon var, fotoğraf var içerisinde. Çok boyutlu bir şey grafik. Yani multidisipliner bir dal. Ve orada birçok hepsini görünce hepsiyle hemhal oldum. Yani ve grafik eğitimi tabii bana birçok şey kattı ve bunları kullanmakta da ben çok özgür davrandım. Vakti zamanında da bana çok illüstratif olmakla, grafik olmakla eleştiriler ilk başladığım zamanlarda gerçekleşmişti ama bunlarla ilgilenmedim çok fazla aslında açıkçası. Yani yaptığımı duygusuna ve inancına ve ruhuna bakıyordum ben sadece. Hani bunların resimsel olması, illüstratif olması, olmaması gibi bir kaygım yoktu. Yani böyle bir kaygı içerisinde değildim ve hala da değilim. Şimdi tabii görüyorum, grafik eğitimi benim resmimde bana inanılmaz bir ivme kazandırmış, başka bir boyut kazandırmış. Bugün aslında Ömer Uluç ve Erol Akyabaş'ın da resim eğitimi görmediği gibi, hatta Yüksel Aslan'ın da resim eğitimi görmediği gibi, başka eğitimlerin, multidisipliner sanat yapmakta önemli bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bazen sadece pentür eğitimi görmek, sadece resim eğitimi görmek, bazen sanatçılara yeni yolları açmalarında engel olabiliyor. Türkiye için söylüyorum, bilmiyorum. Yurt dışında eğitim böyle mi? Tamam, peki. Ayrıca sizin çok sevdiğim yönlerinizden biri de harika sanat kitapları koleksiyonunuz var, değil mi? Evet. Çok sergi geziyorsunuz. Uluslararası sanatçıları, sanat akımlarını çok yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'de sanat yapmaktan dolayı mutlu musunuz? Keşke şu ülkede, şu şehirde sanat yapsaydım dediğiniz oluyor mu? Vallahi şöyle bir şey, aslında son 10 yıldır, 15 yıldır Türkiye'de sanat yapmaktan mutlu değilim. Mutlu değilim derken ülkenin gidişatıyla ilgili politik şeyler de söyleyebilirim ama konumuzla yani ilgisi olmasına rağmen o konuya hiç girmek istemiyorum. Uzun bir konu çünkü o. Sana çok özgürlük isteyen bir alan. Özgürce üretim isteyen bir alan. Kaygılarınızın olmadığı bir alan. Evet, biz gene özgürce bir üretim yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Birçok sanatçı bunu yapmaya çalışıyor. Ama gene de kendi kendimize otosansürlediğimizde oluyordur mutlaka bu ortam içerisinde. Hadi boş verin, çok özgür üretim yapıyorsunuz. Bu mekanın dışına taşıyabiliyor musunuz? Alıcı bulabiliyor musunuz? Sergi alanları bulabiliyor musunuz? Onlarla başka insanların etkileşimini, heyecanını görebiliyor musunuz? Buralarda konunun Allah Allah. Tabii ki bu iletişimin geçmediğini düşünüyorum. Son 15 yıldır sanatçının üretiminin yeterince yer bulmadığını, alan bulamadığını, kolektör tarafından desteklenemediğini, alınamadığını görüyorum bizzat. Hani ben yaşayabiliyorum, devam edebiliyorum ama biliyorum ki genç sanatçılar çok zorlanıyorlar. Ve özgürlükleri adına bazı şeylerden vazgeçiyor olabilirler. Bunları 3 aşağı 5 yukarı görmek zor değil yani. Eskiden yapılan sergilere baktığım zaman ki eski sergilerin ruhlarındaki özgürlüğü gördüğüm zaman şu an aynı özgürlükte olduğumuzu zannetmiyorum. Bu da hoş bir şey değil. Yani güzel bir şey değil bizim için, sanatçı için. Onun için nerede, dünyanın neresinde insanlar saçmalama derecesinde özgür sanat için davranabiliyorlarsa orada olmayı isterdim. Yani ya da Türkiye'nin bu konuda olmasını isterdim. Başka bir şehir tercihiniz var mı? Hangi şehri çok seversiniz? Valla sıcak bir yer olsun da neresi olsun. Ben Ege'den geldiğim için çok böyle gri yerleri sevemiyorum. Hani mesela Londra inanılmaz güzel bir şehir ama hakikaten içselleştiremiyorum. Ama İspanya mesela enteresan. Ne bileyim ben, belki Paris, belki Berlin. Berlin bile çok sıcak bir yer gerçi ama. Evet. Peki, şu an uluslararası sanat arasında yer alan yerli ve yabancı sanatçılardan özellikle kimi çok yakından takip ediyorsunuz? Türk sanatçılardan sıkı dostu olduğunuz kimler var? Onlarla sohbetleriniz sizi nasıl etkiliyor?
Geçmişte çok fazla ilişkimiz, çok daha girift ve fazlaydı. Bir 15-20 sene önce pandemiyle birlikte zaten çok zayıfladı bu. Gidip gelmeler zaten otomatikman sağlık nedenlerinden dolayı herkes içine kapandı. O kapanıklığın şu an aşıldığını düşünmüyorum daha. Yani o geçirgenlik, o iletişim biçimi henüz daha tam eski duygusuna gelmedi. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Eskiden, pandemiden önce derseniz sanatçılarla bir araya çok girişimiz oldu. Ben çok sergiler organize ettim. Bu otelde büyük toplantılar yapılırdı, büyük konuşmalar yapılırdı. Fikir alışverişleri yapılırdı ki bunlar çok önemsediğim şeyler, çok sevdiğim şeyler. Bunların aralarında edebiyatçılar, şairler de olurdu. Farklı disiplinlerin olmasını seviyorum ben. Yani yana gelişleri seviyorum o anlamda. Sanatçıların da şöyle bir gözlemim var. Bilmiyorum yani belli bir zaman sonra çok takipçiniz oluyor. Çok fazla sizi seven oluyor. Ya da ne bileyim ben sanatınıza çok saygı duyan insan oluyor. Ve siz kendi kalenize doğru yavaş yavaş çekiliyorsunuz. Eskiden daha eleştirileri açıktık birbirimiz arasında, sanatçılar arasında. Zaman geçtikçe kimse çok fazla işi hakkında konuşmuyor. Yani dostane bir şey gösterebiliyor sadece. Hani sergisine ziyaret edebiliyor falan ama hani çetin eleştiriler kalmadı eskisi gibi. Bizim kuşağımız için söylüyorum. Belki genç kuşak için hala birbirler arasında konuşabiliyorlardı, onu bilmiyorum. Yani oturup birbirinin atölyelerine gidip yaptıkları şarkılarına fütursuz konu. Bu önemli bir şey. Niçin önemli? Sanatçının egosantrik bir dünyasını açtığı zaman başka etkileşimler de olduğunu, başka insanlara, başka sanatçılarla da etkileşebildiğini görmesi için önemli. Kendi kalemize çekildiğimiz zaman zaten ürettiğimiz tek başına bir hikaye. Yani burada kendi içimizden bir yolculuğa çıkıyoruz. Fakat bittiği zaman bir iş, artık o iş sizin olmaktan çıkıyor. Birçok insan ona bakmaya başlıyor. Farklı gözleri görüyorsunuz ve aslında sizin yolunuzda olan, sizinle aynı yolu paylaşan sanatçıların fikirleri, konuşmalarını, hepsini demiyorum tabii ki. O bazı sanatçıların fikirleri tabii ki önemli oluyor. Kulağınıza küpe oluyor, duyuyorsunuz, bazen dinliyorsunuz, bazen deniyorsunuz filan. Bunlar insanı motive etmek için bir sanatçı önemli şeyler. Bir de Google'da arama yaptığımızda Wikipedia'da sizin için şöyle bir tanımlama yapılmış. Mehmet Uygun, İrfan Önürmen, Temür Kören, Serdar Şencan, Alp Temer Ulukılıç, Altan Çelem Kuşağı figüratif resim sanatçılarından biri olarak anılır diyor sizin için. Hı-hı. Siz bu tanımlamayı doğru buluyor musunuz? Size anlatıyor mu bu? Bu tanımla sadece kuşağı anlatıyor. Evet, o kuşaktan kabul ediyor musun? O kuşaktan, evet o kuşaktan kabul ediyorum. O evet aynı kuşağın, aynı yaştaki sanatçılarız biz. Ve o kuşağı anlatıyor ama burada şey anlatmıyor. Resmin yolculuğu ile ilgili bir anlatım yok. Evet. Yani sadece... Ne yazmasını istersiniz orada? İsterdiniz? Valla yani şöyle bir şey, bunu çok düşünmedim aslında. Benim aklımda ne yazsınlar? Ama nasıl algılıyorlar bilemezsiniz. Siz bir yol, bir şeyle yola çıkıyorsunuz. Ben videolar yaptım, heykeller yaptım, resimler ürettim. Farklı şeyler denedim, enstalasyonlar yaptım. Fakat belki de birileri sadece beni sadece resim yaparak, grotesk resimler, şeytanlar yapan bir sanatçı olarak algılayacak hayatı boyunca. Ancak şu şöyledir yani toplamınız, sizin bütün yaptığınız eserler dokümente edildikten sonra tasdiflendikten sonra, belki siz öldükten sonra sizin gerçek kimliğiniz ve gerçekten yaptığınız bütün bir ruh ortada çözümlenebilir. Ama aslında sizin şu anda çok iyi bir oturmuş sanat kariyeriniz var. Oraya bir doğru tanımlama girmek lazım artık. Bence onun vakti. O tanımlama biraz şey bir iş. Yani biz şeyi de tanımlayamazdık. Yani Picasso'yu da tanımlayamazdık yaparken, üretirken. Bir at koyamazdık Picasso'ya da yani. Böyle ressamlar, sanatçılar çok fazla. Yani Jeff Koons'a da bir tanım koyamayız şu an. Ne diyeceğiz Jeff Koons'a şimdi? Şey mi diyeceğiz? O hani işte balonları yapan mı diyeceğiz? Adam onu yapmadı ki. Onun öncesi var. İlk işte basket toplarından gelen işte hazır malzemelerden kullandığı şeylerle başlayan, çölünlerden devam eden, pornografi sektörüyle işbirliği yapan, kiç resme bu kadar çok skala içerisinde biz en son algımız bizim en son gördüğümüz yerde kilitli. Oysa genel bir algı, genel bir ruhu anlatacak şey bence burada
sanatçının bütün işlerini gördükten sonra hazmettiğimiz o duygudur. O duygu da bugün verilecek bir karar değil. Yani bir at vermek isteyebiliriz. Bu bizim tanımlama ruhumuz. Çünkü biz her şeye at vermek istiyoruz. İnsan konformist olarak tanımladığı zaman kendini güvende hissediyor. Yani Horasan evet böyle işler yapar. Bilmem kim böyle işler yapar. Bunu tanımladığımız zaman bize artık her şey çok yakın geliyor. Onun dışında bir şey görmek istemiyoruz. Aslında çok tehlikeli bir şey tanımlamak. Bir yandan da. Açıklığı da kaybediyorsunuz. Şeffaflığı da kaybediyorsunuz bir süre sonra. Onun için ben çok tanımlamak isteyen bir sanatçı değilim. Biraz gizemli mi kalsın? Gizem de diyebiliriz. Belki belirsiz diyebiliriz. Muğlak diyebiliriz. Ya da siz sanat tarihine bırakmak istiyorsunuz. Ben sonraya bırakmak istiyorum. Çünkü bugün bir tanım beni rahatlatmıyor. Beni mutlu etmiyor. Ama seyirciyi mutlu ediyorsa zaten ben ona engel olamam. Yani seyirci zaten kendince bir tanım yapacak. Yani ama ben bir tanım kendi adıma bir tanım yapılsın pek sevmiyorum açıkçası. Tamam. Çekiyorum. Tamam. 2002 yılında belki de sizin hatırlamak istemediğiniz bir sanat skandalı yaşandı. İş Sanat Kültür Merkezi Kibele Sanat Galerisi'nde 10 çağdaş Türk sanatçısının eserleriyle 24 Mayıs 2002 tarihinde açılması düşünülen Haram sergisi, sizin Bir Hadım Ağası'nın Hazin Sonu isimli yapıtınızın sergi konseptine uygun bulunmaması ve reddedilmesi üzerine diğer sanatçılar, özellikle siz, Mehmet Güler Yüz ve Demir Kören sergiyi protesto edip çekildiler. Ardından diğer sanatçılar da sergiden çekildiklerini duyurdu. Küratör Kıymet Giray, sizin resminizin bankanın ahlaki değerlerine ters düştüğü açıklamasını yaptı. O güne geri dönersek bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir Hadım Ağası'nın Hazin Sonu isimli yapıtınız şu an sizde mi yoksa bir koleksiyonda mı? Başka sansüre maruz kalan eseriniz oldu mu? Lise hikayesine geri döneyim. Evet. İlk sansürü lisede yaşadım. Resim kolu başkanıydım ve bir panomuz vardı. Orada her hafta sanatçılı arkadaşların resimlerinden düzenlemeler yapıyorduk. Bir haftada kendi resmimi astım, nüvi resim astım ve müdür buna itiraz etti. Yani kaldırın buradan dedi. Ve benim resim hocam da o zaman çok özgürlükçü bir kadındı. Biz de düşündük yani çok saçma bir şey. Yani burada büyük bir bize şey var. Hani varlık sebebimize olan bir baskı var üzerimize hissettik ve dedik ki bir çare. Ben dedim ki bunu aldım, eve götürdüm resmi. Ve annemin kumaşlarından bazen bir don kestim ona, yapıştırdım üzerine. Şu an resim nerede de bilmiyorum aslında açıkçası. Çok önemli benim için şu an değerli bir resim ama yani o zaman mutlaka bir yerlere kaldırmışımdır. Ve tekrar astım resmi oraya. Yani aslında bir şekilde kafa tutmaydı sansüre karşı. Hem onların dediğini yaparak hem de itiraz ederek bir sistemin içerisinden sistemi eleştirerek yaptığımız bir kafa tutmaydı. Bu harem sergisinde de böyle. Aynı şekilde harem sergisinde haremi gezdik sanatçılarla beraber. Oradaki hadım ağaların hikayeleri anlatıldı bize. Onların Mısır'dan gelişleri, küçük yaşta iyiliş edilişleri filan, o kadınlara hizmet etmek için erkekliklerine olmaları filan gibi. Benim için hazin bir hikayeydi bu yani. Çok duygusal bir hikayeydi ve konuya oradan bakmak istedim. Ve böyle bir resim yaptım. Birçok fotoğraf sanatçısının da fotoğraflarının yardımıyla bir resim yaptım. Ve resim dediğiniz gibi bankanın ahlaki değerlerine uymadığı söylendi. Ve bana başka resim yapmam teklif edildi. Hatta penisin üstünü kapatmam bile teklif edildi. Bunu bir şekilde kapatabilir miyiz ama lisede değiliz artık yani. Bazen doğum dikecek zaman değil. Evet yani o kadar zaman değil. Çünkü artık profesyonel bir mecradayız. Yani karşımda bir okul müdürü yok, bir kurum var. Ve kurumdan ben bir sergi için davet almışım. Ve davet alınırken de benim bir kitabım var. Kitabımda da inanılmaz erotik resimler var. Yani kime sipariş verdiğinizde farkında değilsiniz o zaman yani. Yani madem böyle tehlikeli sularda yüzmek istemiyorsunuz. Ve şunu galiba koydu o olay, kurumlar sanata destek olmak amacıyla, bu böyle mi tırnak içinde bilmiyorum, belki de vergilendirmek, başka şeyler de söyleyebiliriz, daha başka kapılardan da bakabiliriz buna. Kurumlar sanatsal bir takım aktiviteler yapıyorlar.
Bu aktiviteleri de kurumsal, orada kurumun başındaki kültür müdürleri, işte kim varsa, onların genel estetik değerleri, genel ahlaki değerleri, genel politik değerleri ya da ortamın politik değerleriyle birleştirerek yapıyorlar. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Yıllar önce AKM'de Sasha Waltz Bedenler diye bir oyun getirdi. Çırılçıplak sahnede dans ettiler. Ve sponsor da Borsa Lokantası'ydı. Bugün bunu düşünmek çok zor. Şundan söylüyorum bunu. Kurumlar aslında iktidara göre, duruma göre çok değişebilen yerler. Oradaki editöre göre, oradaki küratöre göre çok değişebilen yerler. Yani sanat el avuca sığmayan bir şey. Yani neresinden bakacağınıza bağlı. Yani ben diğerleri sanattır değildir demiyorum. Sanat çok açık bir kapı. Bizde Mapplethorpe sergisi yapıldı. Bir tane çıplak resim yoktu içerisinde. Mapplethorpe'un sergisinde. Şimdi buna Mapplethorpe diyebilir miyiz? Ya da biz Mapplethorpe'u gerçekten anladık ve Mapplethorpe budur diyebilir miyiz? Diye böyle bakabilir miyiz diye zannetmiyorum. Aynı şekilde Andy Warhol sergisi yapılsaydı, Andy Warhol'un da retrospektif sergisi burada açılamazdı. Türkiye'de açılamazdı. Şuraya getirmek istiyorum. Kurumlar istedikleri yerlerinden alıyorlar sanatı. Kendi iktidara yakınlıkları ya da popüler kalitelerinin artacağı, kültürel aktivitelerini gösterecekleri, vergiden düşebilecekleri, onlara zarar getirmeyecek bir noktasından ele alıyorlar. Sanat bu kadar cımbızlanacak bir şey değil. Sadece o gün belki şöyle bir şey oldu. Benden sonra belki kurumlar daha dikkatli oldu kendi açılarından. Bir daha böyle bir kaza yaşamayalım, yol kazası yaşamayalım diye. Belki ben kötü bir örnek oldum o anlamda. Onlar için kötü örnek, sanat için iyi bir örnek. Evet, yani sanatçının duruş, ben şuna inanıyorum. Bir sanat eseri göründüğünden fazlasıdır. Yani yaptığınız şey, sonuçta şu bezin üstüne yapılan bir boyadan bahsediyoruz. Ve bundan bir korkmadan bahsediyoruz. Ve bunun sizin kurumunuzu yıkacağından bahsediyoruz. Bunun sizin kurumsal etik değerlerinizi mahvedeceğini, toplumu çökerteceğinden bahsediyoruz. Ne kadar güçlü bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani yaptığımız şey bezin üstüne yaptığımız bir boya. Aslında bakınca malzemesi, arkasında tahta var. Demek ki sanat bu kadar güçlü bir şey. Fikirden korkuyorlar. Evet. Velázquez'in papasından bahsedebiliriz. Sanat bu kadar güçlü bir şey. Fikri yaygınlaştırabilen bir şey. Duvarda slogan gibi, halkın ağzında işte kendi yakarışı gibi. Sanat çok güçlü bir şey. Bunu siz kendiniz istediğiniz yerden tanımlayarak sanatı betimleyebilirsiniz, belirtebilirsiniz de. Ama siz belirtiyorsunuz diye sanat o kadar cılız ya da bir taraftan baktığınız bir şey değil. O sergide bazı sanatçılar çekilmedi, sergide devam ettiler. O sergi açıldı, sanatçıların yarısıyla açıldı. O zamanki ben işin daha net noktasını söylüyorum size. UPS'de başkanı Mehmet Güler yüzdü. Mehmet Güler serginin UPS'de açılmasını önerdi. Ancak 4-5 sanatçı o sergiye katıldı. Diğerleri katılmadılar. Diğerleri İş Bankası'ndaki sergiye katıldı. İş Bankası'nın yaptığı sergiye katıldı. Deklarasyon yayınlandı. Ve işte bir sürü avukat bana başvurdu. İsterseniz tazminat davası. Çünkü benim de bir şey de var. Sözleşme de vardı. Ben buradan bir hak ihlali olarak değil, bunun kamusal alanda benden sonra devam etmesi gereken ahlaki bir çöküntünün ya da olması dileğiyle devam ettim. Yoksa ben buradan bir tazminatla büyük paralar da alabilirdim. Hatta bana İş Bankası'na büyük sergi teklif edildi. Yani bunu tamam halledelim bu konuyu, sana daha sonra bak biz neler yapacağız falan gibilerinden. Fakat bu benim için etik bir şey değildi. Yani benim işimin çok önüne geçen, kendi özgürlüğümün, kendi sözümün çok önüne geçen bir şeydi. Kendi adıma çok ahlaki davrandığımı düşünüyorum. Sonra da başka bir yer daha geldi. Şişli Belediyesi bir sergi yapmak istedi. Cumhuriyet sergisi diye. Ben de ben Cumhuriyet resmi yapmıyorum. Şahitim Hoca da Cumhuriyet resmi yapmadım. Hani Cumhuriyet'e karşıyım falan diye değil yani. O fikirde bir şey üretmedim ben. Yok efendim, adı Cumhuriyet sadece. Siz istediğiniz resmi verin dediler. Ben şeyi çok önemsiyorum. Fikir ve zikir olayını çok önemsiyorum. Yani ben bunu çok tartarım. Yani gerçekten siz o musunuz? Söylediğiniz kişi misiniz yoksa yaptığınız kişi misiniz? Peki o zaman bunu bir test edelim. Bir tane Şişli Belediyesi'nde çok dedi şeyiz, işte modernist bir belediyeyiz, öyleyiz, böyleyiz. İşte. Yıl kaç?
10 sene olmuştu, daha fazla belki de. CHP belediyesi. Evet, yani. Daha önce. Bunun CHP'si, AKP'si yok bu arada. Hepsi yani belediyeciliğe girince işler hep aynılaşıyor. Sonra bir tane küçük bir penis resmi gönderdim sadece. Resmi ise power, güç. Çok iyi biliyorum, sergilenmeyecek, geri çekilecek. Sadece bu bir benim için şey. Test. Reaksiyon almak ve o insanları kendine getirmek, o insanları düşünmeye çağırmak. Yoksa benim o resmi sergilemek, o sergide var olmak gibi çok büyük bir kaygım yok. Az o provokasyonu da seviyorum yani. Çünkü o provoke edince insanları bir düşünmeye itiyorsun. Ya bir dakika, biz neresindeyiz, ne yapıyoruz'a itiyorsun. Beni kültür müdürü aradı Şişli Belediyesi'nin. Gene aynı vaatlerle. Bunun aslında sansür olmadığını falan. Bu konuşmayı şu an tekst olarak keşke kaydetseydim. Ve hani bir video ve ses ensalesi olarak gerçekten güzel bir konuşma olurdu. Yani sansürün ne olduğunu, ne olmadığını, aslında onların sansürcü bir zihniyet, aslında dediğiniz laftan sonra yaptığınız her şey yalanlaşıyor artık yani. Ya dedim ya, hiç önemli değil dedim. Ben yani sergilemek gibi derdim yok sizle. Sadece de bana sergilemeyeceğiz dair bir kağıt, evrak gönderin. Ben bu resmi göndereceğim size. Tabii belge olduğu için o evrağı da göndermediler. Onun üzerine çok düşmedim. Küçük bir girişimdi sadece o. Resim geri geldi ama değil mi? Resim zaten görseli gitmişti. Ha, resim gidecekti. Ondan önce baskı için görseli istediler. Tabii panik oldular. Oradaki toplantıyı çok merak ediyorum. Kimler katıldı? Orayı nasıl provoke etti? Kültür müdürü ne dedi üstüne? Sanatçı nasıl yapacağız? Nasıl konuşacağız falan? Oradaki politik söylemin bir iş olduğunu düşünüyorum. Aslında zihinlerimizin içindeki iş olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Peki Bir Hadım Ağası'nın Hazin Son'u eseri ne oldu? Eser, ben de satmıyorum eserimi. Arşivde yani. Evet, benim arşivimde. Çünkü benim için bir şeyi tetikleyen bir eserdir o. Neyi tetiklemiştir? Kurumların sanata bakış açılarındaki kendi yargılarının olmalı mı, olmamalı mı, olursa nereye kadar olmalı? Gerçekten özgürlük dediğimiz kavram, sana kurumların özgürlüğü nedir, ne değildir? Bunu o dönemde tetikleyen, hatta küratörlük kavramını, oradaki işte seçici kavramını tetikleyen bir şey yol açmıştır, sorguya yol açmıştır. O anlamda o dönem için önemli bir eserdir benim için. Peki neden ayıp resimler yapıyorsunuz Mustafa Bey? Anneniz babanız hiç ayıp böyle şeyler demedi mi hiç size? Çok dendi, tabii ki, evet. Tabii ki bu işin şakası. Size çağdaş sanatın yaramaz çocuğu demek yanlış olmayacak sanırım. Cinsellik, çıplaklık gibi tabular yıkılmadığı için toplumsal hezeyanlar yaşamaya devam ediyoruz. Sizin sanatınız bağlamında bu konuya bakarsak, çıplaklık sizin için ne ifade ediyor? Sanatınızda toplumsal normların dışına çıkmak nasıl bir zihin gücünün ve kişisel gelişimin ürünü? Şimdi benimki romantik bir çıplaklık değil. Aslında şeyden beri sorgulayabiliriz. Model ve nü ilişkisine kadar sorgulayabiliriz bunu. Bedenle karşı karşıya kalma. Bunu daha da ileri götürüp anatomi dersine, Rembrandt'ın anatomi resmine götürüp hatta tıbba kadar dayandırabiliriz. Bir kadavranın incelenmesine kadar dayandırabiliriz. Karşınızda bir kadavra var. Ve siz onu kesip biçerken kadın, erkek diye kesip biçmez, öğrenmek için kesip biçersiniz. Belki kadın olduğu için farklı organları vardır. Ona göre kesersiniz, biçersiniz. Ben de evet, gene çakılozum bir şey var. Yani bir sevdiğim bir lafı var. Eğer bir sanatçı nü resmi yapıyorsa sadece karşısında bir nü olduğu için değildir diyor. Çıplaklık benim için şöyle bir şey. İnsanın anadan üreyen hali, bütün duygularını yansıtan bir norm. Bedeniyle insan bütün ruhunu da ortaya koyabiliyor. Bedeni kullanış biçimi, ona davranış biçimi, bedenine verdiği değer, değersizlik, bütün hepsi insanın psikolojisini, ruh halini ortaya koyuyor. Onun için bedeni o anlamda çok önemsiyorum. Ve bedeni önemserken de ayırt etmiyorum sadece. Yani olabildiğince şeffaf ve ileri boyutta bakmak istiyorum bedene. Yani benim için nü sadece güzel bir kadın bedeninin işte erkekler tarafından bakılacak bir resim yapmak değil. Çirkin bir bedene de bakmak. Efendim eğri büğrü bir bedene de bakabilmek. Cinselliği ya da pornografiyi ileri götürmüş bir bedene de bakabilmek. Yani bütün bu şeylere, çünkü bunu aslında ortaokulda babam bana müze kitapları almıştı.
Ve orada çok önemli sanatçılarla tanıştım ben. James Ensor'larla, Francis Bacon'larla ortaokulda tanıştım. Ve sanatın ne kadar cesur bir şey olabileceğini o zaman kavradım. Yani bir taraftan peyzajlar, nüller varken bir taraftan Francis Bacon'ın iki tane etin arasına bağıran o kasap resmini hatırlarsınız. Onunla tanıştım. Dubuffet'in veya bir sürü sanatçının inanılmaz cesur işleriyle tanıştım. Bunlar bana hep şeydi yani, demek sanat bizim her şeyi anlatabileceğimiz, kendimizi ve insanı anlamak için yola çıkabileceğimiz, düşünebileceğimiz önemli bir iletişim aracı, önemli bir dil. Bu dili açıkçası kısıtlayarak kullanmak istemiyorum. Yani onun için çıplaklığa bakışım, yani sadece çıplaklık değil, insana bakışım ya da canlıya bakışım diyelim. Bütün canlıların hemhal olması gibi, bazen birbirine geçiyor canlılar, insanla hayvan karışıyor vesaire oluyor. Burada aslında insana atfedilen o büyük onur, büyük her şeyin ötesinde canlı olmasından kaynaklanan bir şey olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bir karıncadan çok farksız insan, çok daha değerli değil, bir kuştan daha değerli değil. Aslına bakarsanız çok daha zavallı. Yani uçamıyor, yüzemiyor, aslında birçok hayvanın yaptığı hiçbir şey yapamıyor. Bir insanı ormana bırakın, ikinci gün ölebilir. O kadar zayıf bir canlı. Bu kadar zayıf olduğu için kafasını bu kadar çok çalıştırıp kendine bir hayat kurabilmiş. Ama bu arada hayat kurarken de başka hayatları yıkarak devam ediyor. Peki, yaramaz çocuk olarak devam edeceğiz diyorsunuz yani. Vallahi bilmiyorum, öyle desenler de diyenler de. Karanlık ve çıplak kelimeleri sizin için ne ifade ediyor? Yalın Alpay, Mustafa Horasan'da Çıplak isimli makalesinde şu cümleye yer vermiş. Horasan maskenin gerisini, maskenin gölgesinde resmetmez. Maskeyi söker ve artık maskenin gölgelediklerini ışıkla buluşturur. Bu çıplak olanla ışığın kavuşmasıdır. Sizin kavramsal yaklaşımınızı özetliyor mu bu cümle? Ben bir tek açıdan iş üretmedim. Onun için çok farklı işler ürettiğim için. Bir dönemini evet, figüre bakışımı olabilir. Figürün derken insanın... zikir fikir meselesi benim için önemli. Yani poz kesen insanla kesmeyen insan arasındaki fark. Aslında bu böyle tırnak içinde samimiyet dediğimiz ama bunu çok açıklayamadığımız, çok da belirtemediğimiz, bir yere koyamadığımız bir kelime vardır. Hani normalde günlük hayatta samimiyetten çok bahsederiz. İlişkilerimizde vesairede filan. Samimiyet dediğimiz şey yani içi dışı bir olmak hali. Bunu yakalamak çok zor bir kere. Yani bunu şimdi çok böyle direkt söylüyorum ama zikir ve fikri yakalamak çok zor bir şey. Niyetiniz, istekleriniz, yapabildikleriniz, yapamadıklarınız, bunları bir masaya koymak. Her şeyden önce kendinizle karşılaşmak, kendinize toslamak ve karşılaştığınız o kendinizi kabul etmek, etmemek. Bütün bunların hesabını yapan biri sanatçı. Yani bunların hesaplarını, kitaplarını yapan biri olarak görüyorum sanatçıyı. Ondan dolayı da evet, o sularda oynamak hoşuma gidiyor. Karanlık sulara girip çıkmak hoşuma gidiyor. Evet, tehlikeli bir şey bazen, benim için tehlikeli olabiliyor. İnsan ruhuna bu kadar çok eğilmek bazen. Ama her zaman da bunu yapmıyorum. Yani bütün resimlerim buna ait değil. Peki canlı modelle çalışıyor musunuz yoksa fotoğraf? Yoksa ya da tamamen zihinden ürettiğiniz çıplaklar mı? Zamanında okulda yaptık canlı model. Daha sonra birkaç defa da denedim. Fotoğraflar çekerek de denedim. Ama birebir canlı modelle çalışamıyorum. Yani kendimi rahat hissetmiyorum birebir canlı modelle. Ama gördüğüm bir şeyden sonra, bir portre yaparken de öyle, birinin portresini yapacağım zaman o insanla çok fazla görüştükten sonra, hatta biraz skeçler aldıktan sonra oturup sonra kendi başıma yapmayı seviyorum. Yani çünkü orada karşıdakinin enerjisi... Çünkü zaten hiperrealist çalışıyorsunuz. Evet, orada karşıdakinin enerjisini galiba istemiyorum. Zaten ekspresyonist çalıştığınız evet. için birebir canlı modeli de... Ama ona bakmak, uzun uzun bakmak, işte fotoğraflarını çekmek, ruhunu anlamak, defalarca bakmak... Evet, onu içselleştirdikten sonra oturup çizebilirim. Ama içselleştirmediğim bir şeyin sadece imajını çizebilirim. Anladım. İnsan psikolojisi sizin üzerinde en çok düşündüğünüz, ürettiğiniz konular. Varoluş, varlık, varoluğun bastırılması, bastırılığının yok sayılması,
yok sayılanlar kelimelerini bizim için biraz açar mısınız resimleriniz bağlamında? Buna şöyle diyebiliriz. Yok sayılanlar ve görünmeyenler. Aslında Sait Faik'in de yani çokça yaptığını gördüğüm görünmeyenleri görmek, görünmeyenlerin içindeki ruhu çıkarmak, fark etmek, insanı tanımlarken bilik kalıpları kırmak, işte buradaki ekonomik durumdan, onun politik durumundan, kariyerinden, her şeyden sıyırıp insanı, o içindeki çıplak bedeni görmek, o da onun zihnindeki dünyasını görmek, beni ilgilendiren, heyecanlandıran şey bu galiba. Yoksa tanımlama yaparken benim için hani birçok tanım şey kalıyor, müdür, işte halkla ilişkiler bilmem nesi, o su bu su falan, şef, başkan, aklınıza ne gelirse. Peki, Türkiye'de son dönemde yeni nesil sanatçıların üretimlerini takip ediyorsunuzdur herhalde, değil mi? Olabildiği kadar. Nasıl buluyorsunuz gençlerin çalışmalarını? Aynı zamanda bir üniversitede de ders veriyorsunuz. Yeditepe'de miydi? Marmara Üniversitesi İllüstrasyon, Grafik Bölümü İllüstrasyon sınıfım var. Umutlu musunuz Türkçaklı'da sanat adına? Ya, nasıl öğrencilerin sanatçı adına, sanatçılar adına, gençler adına yani çok umutluyum. Yani şöyle bir şey, üretim adına umutluyum. Yani üretimde hiçbir kaygı yok. Yaratıcılık belki bu topraklarda daha da artıyor. Baskı'yla birlikte belki daha da fazlalaşıyor olabilir bu arada. İşte sıkıntı biraz önce de başta konuştuğumuz gibi bunların organize olması ve bunların yaşamsal tarafa dönmesi. Yani bunların desteklenmesi, bunlarla ilgili kitaplar yapılması, sergiler yapılması, satın alınması. Yani o insanların devam etmeleri, sürdürebilmeleri için var olma sebeplerini ortadan kaldırıyor bugün ortam. Üretme sebebini kaldırmıyor. Üretme sebebinde herkes çok canlı. Yani sanatçılar hiç olmadıkları kadar bence bugün iyi işler üretiyorlar. Burada hiçbir sıkıntı yok ama bütün bu şartlara rağmen, bütün bu, tabii ki şu değil yani, bir sanatçının üretim için prodüksiyona ihtiyacı var. Ne yaparsanız yapın. Yani bir tuvali almak, basit bir şeyden bile bahsediyorum, bir boyayı almak bile bugün ciddi bir maliyet olmaya başladı sanatçı için. Ve büyük başka prodüksiyonları düşünemiyorum bile. Bütün bunlara rağmen sanatçı çizer falan değil. Yani sanatçı tabii ki yapacak ama sanatçının da belli şeylere ihtiyacı var. Yani kendini sadece çizmek, boyamak meselesi değil. Kendini geliştirmek, farklı yurt dışındaki sergileri görmek, kitaplar okumak, kitaplar edinmek. Bunlar yurt dışına önemli. Gidebiliyorlar mı ki? Evet, bunlar önemli şeyler. Yani bunları yapmayınca bir süre sonra sanatçı internetten, sosyal medyadan gördüğü kadarıyla olacak bir şey olduğunu düşünmüyor. Aynı fikirde. Yani bir sergiyi gezmenin ruhu bilgisayarda da gezebilirsiniz. Ben mesela Venedik bir yerine gidemedim ama oradan bakıyorum ama gidinceki ruhu biliyorum yani. Onu deneyimledim. İkisini yan yana koyduğum zaman hiç ilgisi olmayan iki ruhtan bahsediyoruz. Önümüzde neler var sizin için proje olarak? Yurt dışı, yurt içi, sergi, etkinlik neler var bu ara? Yeni iki tane sergi yaptım. Bir tanesi Üryan geldim gene. 11-17'deydi, bitti. Gene bakın o üryanlık ve çıplaklıktan bahsediyoruz. Diğeri de ne gam baki ne deden baki diye bir sergiydi. Her şeyin kalıcı ve geçiciliği üzerine bir söylemdi. Ve o sergide de sanatçının kayıt etme, yaşadığı zamanı zapt etme halinden bahsettim. Aslında her şey geçici ama sanatçı onları tutmaya çalışıyor. Elinde kayıt yapmaya çalışan biri sanatçı aslında. Bundan bahsetmiştim. Bu sene Türkiye'de bir sergi yapacağımı zannetmiyorum. Karma sergiler, bir takım sergiler oluyor belki ama Belçika'da bir sergi planlıyorum, Gent'te bir sergi planlıyorum. Bu sene öyle bir sergi projem var. Bir de bir uluslararası bir fuar var Meksika'da, oraya katılacağız sanırım. Yani şimdi yeni çalışmalarım daha çok heykel üzerinde ve küçük resim üzerinde ilerliyor. Ben de bir şuraya doğru gider diye bir şey söyleyemiyorum. Yani yolda olmayı seviyorum zaten. Hani bundan sonra böyle, heyecanlı kısmı da orası, evet, galiba. Böyle yapacağım, bundan sonra da böyle olacak falan demek çok hoşuma giden bir şey değil. Sürprizlere açık bir şekilde devam ediyorum. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Buraları belli yerleri açıyorum. Işık veriyorum yani buralara, form kazandırıyorum.
bütün tekniklerimi öğrendiniz. Ne yapacağız şimdi? Sizin bütün tekniklerinizi öğrenmemizin sırlarımızı verdik. Ne yapacağız sonra şimdi? Ne yapacağız biz sırsız? Bende de öyle şey yok. Bence yani, sizde malzeme bitmez. Bende zaten şey de yok. Yani bir şey kendime saklayayım gibi bir duygum da olmadığı için. Yani şimdi bu malzemeyi başka birinin elinize verseniz aynı yetkinlikle kullanabilir mi? Kullanamaz. Yani. O sır vermek olmuyor. Doğru. Ben size aslında vermedim bazı şeyleri. Hepsini de söylemedim. Size çok kolay anlattım. Yeşil kadın. Yasin adı. Burada bir heykel grubu da görüyorum. Evet evet, onlar dökülecek. Bunlar Belçika sergisi için ön hazırlıklar sanırım, değil mi? Ama sergi için değil, ben hani hiçbir sergi için çalışmıyorum açıkçası. Önce kendime yapıyorum. Arkasından işler biriktikçe sergilerin fikri doğuyor. Sizin resminizi ben bazen bağdaştıramıyorum. Çok mu şey kötü düşünüyorum? Yok estağfurullah. Sadece hani bağlama yerine sizin böyle bağlamayı konumlandırdınız. Bence bağlamayı konumlandırdığınız yeri bir daha sorgulayın. Belki de müzik bilginizi sorgulamak lazım. Yok yok, sadece bağlamayı konumlandırdığınız yerle ilgili. O sizin için bir köylü çalgısı olarak kalmış olabilir. Evet. Yani ilkel bir çalgı gibi kalmış olabilir. Bağlama insan ruhu için, ruhunun Türkiye'de bu bölgede, Orta Asya'da çok önemli bir göstergesi ve o ruhun gerçekten Duchamp'tan bile farkı yok yani. Yani onu birleştirdiğiniz zaman bence çok büyük bir kucaklaşma yaşayacaksınız.